İyi günler arkadaşlar, ben Deniz. bugün Windows 11'de indirebileceğiniz en faydalı araçlardan birisi olan This is Phenomen'in nasıl indirileceği, nereden indirileceği ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bir video yazmak istedim. Google'a yazdığınızda kitap sayfası en başta çıkıyor zaten. Kitap sayfasına girip yazılımcının direkt paylaştığı sürümü indirebilirsiniz. En güncelini indirmeniz kurduğunuz işletim sistemi için, için önemli. İndirdiğiniz arşiv dosyasını çıkarttığınızda bir data klasörü ve uygulamanın eksesi gelecek. Uygulamayı açın. İlk kısım e, henüz yeni Windows 11'e geçmiş insanlar için ayarların yerini gösteriyor. Bir şeyin ayarını bulamadığınızda buradan kontrol edebilir veya bu ayarları teker teker bu listeden bakabilirsiniz. İkinci kısım ise sistem kısmı. Sistem kısmında Windows 11'inizin ayarlarıyla ilgili kontrole bakacağız. Çek dediğimizde değiştirmesini önerdiği ayarları zaten işaretleyecektir. Normalde siz ilk defa kullanıyorsanız çoğu işaretli olacak. Buradan özellikle işaretli olmamasını tavsiye ettiğim küçük göğe barı bu cidden can sıkıcı olacak. Çünkü 16.9 9 ekrana tam sığmadı bende. En az ilan çözünürlükte. Bir de gizli dosyaları gösterme seçeneğinin açık olması. Bu ikisinin tikini kaldırıp G fix fixleyebilirsiniz. Bunlar performans açısından önemli şeyler temelde. Örneğin fax hizmetinin silinmesi. Asla kullanmayacağınız için faydalı olacaktır. Veya team uygulamasının başlangıçta açılmasını kapatmak. Oyun DVR hizmetinin kapatılması da çok önemli. Çünkü oyunlarda mini şutlara sebep oluyor. Mini mini kasmalar yaşanıyor oyunlarda. Bunun dışında Windows'un animasyonlarını kapatıp performans moduna alıyor. Görsel efektlerini kapatıp. Bu tip ufak ayarlarını yapması için, toplu bir şekilde yapmak için güzel bir kısım. Uygulama kısmındaysa Microsoft'un direkt yüklediğinizde birlikte gelen uygulamalarını görüyoruz. Bunları isteklerinizi kaldırabilirsiniz. Eğer bir uygulamanın ne olduğunu bilmiyorsanız kaldırmanızı tavsiye etmem. çünkü bir uygulamanın çalışması için başka bir uygulama gerekli olabiliyor. Özellikle Store gibi şeyleri kaldırdığınızda sıkıntılarınız çıkabilir. Yükleme kısmında ise bilgisayarınızda lazım olacak ufak araçlar var. Öne Steam'i, 7-Zip gibi uygulamaları buradan direkt yükleyebilirsiniz. Ya da Adobe Acrobat Radar gibi. Direkt buradan yükleyebilirsiniz. Yine birkaç tane tarayıcı örneği de vermiş. Otomatik işlemler kısmında FTP e yükleme, OneDrive silme veya servise kapatma gibi seçeneklerin var. Bu da OneDrive silmeyi kesinlikle yapın kullanmıyorsanız. Bunun dışında performans modu elle komut satırı olarak yazmak istemiyorsanız buradan tıklayıp Apple'i dediğinizde açılacaktır. Sonra güç seçeneklerinden değiştirmeniz gerekiyor. Bu kapatılan servisler konusu, eğer bilgisayarınızda orijinal oyun kullanmıyorsanız ya da Game Game Pass for PC yoksa bunu yapabilirsiniz, önemli olmaz ama Game Pass ile ilgili Xbox servisinin kapatılma sıkıntı çıkaracaktı. Sonra elle de açabilirsiniz bunu yapıp. Ya da bunu hiç yapmadan da geçebilirsiniz. Telemetri hizmetleri, telemetri sizin Microsoft'un takip etmek için kullandığı hizmetler. Örneğin hata verilerini almak veya sizin gönderdiğiniz raporları toplamak için kullandığı hizmetin bütünle verilen isim. Bu ile bağlantıyı kesebiliyor. Eğer beta güncellemelerini almayacaksanız kullanabileceğiniz bir seçenek. Artık silme konusunu buradan da kullanabilirsiniz veya başlata depolamaya ulaşacağınız sayfalardan kullanmayan veli yine silebilirsiniz. En son seçenekte ufak eklentilerimiz var. Bunlar Windows 11'i artık kurduken e, zorunluluk olarak istediği güvenli başlatma seçeneğinin ve TPM'in kapatılması ile ilgili. Bu Windows'un TPM'i kontrol etmesini engelleyen bir seçenek. İlk seçenek. İkinci seçenekte konteks menünün Eski klasik görünümde, Windows 10'daki görünümde göndermek için kullanabileceğiniz bir şey. Domain bilgisayarın adını değiştirmeniz için önemli olmayan bir seçenek. Setting kısmında ise zaten update'leri kontrol etme, GitHub sayfasına ulaşma gibi şeyler var. Bu uygulamada size özellikle tavsiye ettiğim kısımsa yeni format attıysanız bu ilgilenebilirsiniz. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama sistem kısmı. Çünkü Windows çok fazla e, temelde bir oyun bilgisayarı için veya performans bilgisayarı için gerekli olan, olmayan çok fazla servis barındırıyor ve bu servislerden kurtulması sizin için faydalı olacaktır.